Efendim Yeşil Ekonomi'ye hoş geldiniz diyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuzu sizlerle tanıştıracağız. Her gün çok çok değerli konuklarımızı tanıştırıyoruz sizlerle. Birinci Göğüs Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı, Operatör Doktor Ali Aksu. Ali Bey hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Hoş bulduk, sağ olun. Gözümüz nurumuz. Göz bebeğimiz gibi bakarız deriz. Doğru. Demek ki gözümüz çok değerli. Çok önemli tabii ki. Çok hasta mıyız? Türkiye gözde çok iyi bir noktaya geldi mi? Yani dünyada böyle hani öyle bir eğilim var. Yani göz tedavisinde. Özellikle gözde diyorsunuz. Tabii özellikle aslında son yıllarda hem sağlıktaki bu son yatırımlar, son 3-4 yıl özellikle çok daha ön plana geçti Türkiye bu konuda. Da bundan genelde ön plana çıktığımız işte göz hastalıkları, estetik, bizimle ilgili göz estetiği. Özellikle diş konusunda tabii göz estetiği de var. Öyle mi? O küloplasti diyoruz biz ona. Yani şuradaki çiziklerin estetiğinden bahsetmiyoruz. Tabii göz kapağı ve gözün etrafındaki ve diğer problemleri daha çok göz hekimleri aslında. Geç plastik cerrahları da yapıyor ama. Bizim ihtiyacımız var mı göz estetiği? Yani ihtiyaç tabii değişebiliyor kişiden kişiye. O konuda bir şey söylemiyorum. İnanın ilk defa duydum göz estetiğini. Tabii göz estetiği, o küloplasti diyoruz. Gözün alt bir bölümü göz estetiği. Artık özellikle göz hastanelerinde bizim hastanemizde olduğu gibi göz estetiği bölümleri var zaten artık. Aa ilginç. Evet. Bunu ben duymamıştım. Sizin bilmeniz lazım ama. Yani ben gözün kırışıklığını bilirim ama yani onun gözcüler tarafından yapılmasında çok büyük fayda var. Çünkü zaman zaman karşılaşıyoruz. Çünkü önce estetikten önce biliyorsunuz sağlık daha önemli. Doğru. Elbette. Sağlığa engel olmayacak, sağlığa zarar vermeyecek. Özellikle göz sağlığına zarar vermeyecek şekilde bu işlemlerin yapılması gerekiyor. Şöyle bir efsane anlatılır gözle ilgili. Ne kadar doğru sizden öğrenmek isterim. Yani rahmetli Özal, bu arada tekrar rahmetli analım. Doğru. Amerika'ya gittiğinde orada bir göz doktoruna rastlıyor. Türk göz doktoru. Çok başarılı olduğu söyleniyor orada. Sen niye buradasın peki diyor. İşte ama diyor işte Türkiye'de yeterli donanım yok. Yok. Teknolojik bir takım imkanlar uygun değil, onun için buraya geldim. Türkiye'ye döndükten sonra talimat veriyor. Diyor ki Amerika'da ne kadar Türk göz hekimi varsa Türkiye'ye getirin bir şekilde. Cerrahpaşa'ya da bir birim açtırıyor ve bütün teknolojik şeyleri oraya kurduruyor. Evet. Türkiye'de göz alanındaki şey böyle başlıyor derler. İşte Murat Beyler falan var orada işte o dönemde. 2-3 tane Murat var herhalde. Evet, tam bilmiyorum. Evet, ve o öyle başlıyor Türkiye'de gözle ilgili teknolojik atılım diyebiliyorum. Ve şimdi çok sayıda göz hastanesi olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Yani başka alanlarda uzmanlık hastaneleri yok ama gözde var mesela. Gözde var. Diğerlerinde de yavaş yavaş ona bir geçiş var. Tabii siz daha iyi biliyorsunuz bu konuları bizden. Özellikle rahmetli Özal ve ondan sonraki süreçte Türkiye'de sadece sağlıkta değil, diğer alanlarda da yurt dışına bir açılma, dünyaya açılma dönemi başladı. Tabii sağlık da bundan fazlasıyla nasibini aldı. Şu an Türkiye gerçekten sadece bizim kendi bölgemizde değil, dünya çapında hem hekim anlamında, hem cihaz anlamında, hem kurum anlamında sağlık açısından yavaş yavaş, hatta çok büyük bir hızla ön plana geçiyor. Göz, bunun, gözle ilgili Avrupa'dan falan hastalar geliyor musun? Tabii. Yani şu an Avrupalıların hem coğrafi konumumuzdan kaynaklanan hem Türkiye'deki son yıllardaki siyasi istikrar da bu işte önemli bir faktör çünkü. Toplumsal istikrar, siyasi istikrar, ekonomik istikrar bunlar hastalığın da psikolojisini etkileyen şeyler. Mesela daha önce Yunanistan bu konuda oldukça öndeydi bazı alan, özellikle bazı branşlarda. Son olaylar onları ister istemez etkiliyor. Hem coğrafi konumumuz hem Türkiye'nin iklim şartları, tarihi şartları, tarihi koşulları, içinde bulunduğu tarihi zenginlik de hastaların, özellikle göz hastalarının Türkiye'yi tercih etmesine en önemli faktörlerden birkaç tanesi. Çünkü gözler, özellikle Türkiye'de göz için gelenlerin önemli bir kısmı eczane lazer dediğimiz gözlüklerin kaldırılmasıyla ilgili tedaviler için geldikleri için ve bu konuda da Türkiye'deki gerek bizim bilgi birikimimiz, gerek hastanelerimizin donanımı çok üst düzeyde olduğu için sonuçları gerçekten çok çok iyi. Niye? Yani ben hep şunu merak ediyorum. Yani neden Türkiye bu konuda bu kadar uzmanlaştı? Bir anda böyle Avrupa'nın
Bu konu dediğiniz gözlüğü atma hikayesi. Şu gözlüğü atma, işte çizik. Evet, ha. Yani o evet. Lazerle biz onu... Bir de o nasıl oluyor, onu da öğrenelim çizik mi? Çizik diye bir şeyle evet, öğrendik. Halk arasında öyle. Şimdi mesela bunun açıkçası tamam, evet yeşil ekonomi, tabii bir taraftan ekonomiyi konuşuyoruz ama şunu da öğrenmek istiyorum. Hani bunun artık geriye dönüşümlü bir sorunları gelmeye başladı mı? Çünkü ilk başlarda ne olacağını bilmiyoruz diyordunuz hekimler olarak. Yani şimdi epey yıllar Celal Bey geçti. Söyledi, şehir efsanesi dedi. Efsanede. O da mı efsanede? Bir şehir efsanesi var. O da şu. Sanki bu işlem, bu ameliyat yeniymiş gibi. Sonra ne olacak tarzı sorular varmış gibi konuşuluyor. Hayır, bu doğru değil. Dünya kullanıyor muydu? Türkiye'de bile 20 yıldır bu yapılıyor. Sadece Türkiye'de. Yani 20 yıldır. Nedir bu? Yani dediğiniz şeyi bir, yani böyle bizim anlayacağımız şimdi, dilden anlayacağımız. Yani Celal Bey şu gözlüğü dediğimiz atmaya çalışıyordu. Yani, gözlüklerden kurtulmak için, evet. Kontakt lenslerden kurtulmak için. Az o kadar pembe pembe. Veyahut bazı hastalıkları daha iyi tedavi etmek için bizim egzamin lazer dediğimiz bir işlemden geçiyor hasta. Burada özel bir dalga boyuna sahip olan bir lazer ışını kullanarak gözde kırma kusurlarını düzeltecek şekilde işte miyop, hipermetrop, astigmat, işte yakını görme biraz yaşa bağlı. Yaş. Presbiyopi diyoruz. Cenab-ı Hak çok yaşlı. Yaşlı demek istiyor. Hayır, şu presbiyopi deyince çıkacak bu ortaya. O yüzden. Sen pembe diyorsun, o yaşlı. Ben gidiyorum böyle. Estağfurullah, yok gayet gençsiniz gerçekten. Biliyorsunuz yaş kimlikten ziyade daha çok fonksiyonel bir şey aslında. Evet. Bu problemlerden kurtulmak için kornea dediğimiz gözün ön tarafındaki saat camı tarzında bombe sayıdan bir yapı var. Biz buna kornea diyoruz. Bunun ön yüzeyinde bu hastalıkları iyileştirmek amacıyla yeni bir yüzey oluşturuyor. Egzamer lazerin yaptığı işlem bu. Bunun aksi tesiri var mı? Şimdi yani kötü bir sonuç çıkabilir mi? Yok, çok çok nadir. Burada yani 20 yıl sonra olacak dediğin bu mu? Yani evet, 20 evet, yıl sonra... Ama mesela geriye dönüşüm ama yok diyor çok işte. Oluyor. Regresyon diyor. Geriye dönüş işlemi eğer doğru hasta, doğru cihaz, hastanın doğruluğu nasıl daha, pardon? Evet. Onu konuşabiliriz. Bilmiyorum. Biraz açarsak konuşuruz. Ama işte bugün herhalde bu platformumuz buna evet, müsait. Evet, doğru. Çok hızlı bir şekilde geçelim. Merak etme. Doğru hasta, doğru tedavi ve doğru hekim, ekip faktörü çok önemli, önemli. Bu işte. Yani 3D'nin bir araya gelmesi. 3D'nin bir araya geldiği zaman başarı şansı %98. Dünyada şu an egzamin lazerden daha başarılı bir operasyon tekniği zaten yok. Bize bu konuda çok hasta geliyor, evet. Öyle mi? Yani dünyada. Çok çok, evet tabii. Böyle yani turların dünyada, düzenlendiği söyleniyor, doğru mu? Doğru mu? Turların turlar düzenlendiği. Tabii sağlık yani şu an doğru. Bu çok bu kolay bir operasyon, böyle girip çıkıyormuş insanlar falan öyle. Şimdi tabii çok basitleşmemek kolay. Basitleşmememiz lazım. Birincisi bu. Çünkü hastalar o zaman bu olay çok böyle küçük bir şeymiş gibi. Aslında olay çok ciddi bir iştir. Sonuçta siz hastanın... Sonuçta her şey bir, her bir müdahale bir komplikasyon getirebilir. Yani tabii ki tıpta %100 bir şey olmaz. Ama biz bunları minimize ediyoruz. Yani %90'sa %99 gözlükten tamamen kurtuluyor. Anladım. %1-2 ihtimal geri dönüyor. Numara hafif tekrar bazı özellikle dediğim 3D'yi sağlayamadığımız zaman hafif geri dönebilir. Ya da işte tam sıfırlanamayabilir ama bu %1-2 ihtimaldir. Bir de siz buraya gelmişken çok merak ettiğim bir şey var. Yani bu konu çok, bu şimdi konuştuğumuz konuyla çok ilgili değil de. Şimdi bu özellikle göz bölümü, yani ihtisas diyorsunuz ya, ne nasıl deniyor ona? Uzmanlık diyoruz. Tuz sınavı, evet. Deniyor değil mi? Tıpta uzmanlık sınavı, evet. Tıpta uzmanlık sınavı. Bu sınavda göz bölümünü kazanmak... En yüksektir. Niye öyle? Yani evet, doktorlarda göz. Genelde yani başarılı olan, ön plana çıkan genelde gözü tercih ediyorlar. Öyle mi? Bunun birkaç temiz nedeni var. Şimdi göz... Çok para kazanıyorlar o mu? Ya tabii para işi var ama para temiz, bence ön planda değil. Zaten temiz, siz işinizi iyi yaparsanız, hangi iş yaparsanız yapın, para arkadan gelecektir. Ama parayı öncelerseniz... Yok, gelir, kesinlikle gelir. Gelmiyor. Gelir. Er ya da geç gelir. Ben sabretmek lazım. O da sabretmek lazım. Şimdi gözde tabii önce aslında şunu vurgulamamız lazım. İnsanın en önemli varlığı aslında sağlıktır. Evet. Sağlık doğru. Olmadığı zaman hiçbir şeyin yani anlamı yok. Hiçbir şey anlamı yok ve zaten birçok yani hukukta da dinde de sorumlu değilsiniz birçok şeyden. Eğer sağlık sorununuz varsa ya yani birçok şeyden muaf oluyorsunuz. Ve sağlığın içinde de bize göre tabii gözcülere göre, göz hekimlerine göre en önemli organ gözdür. Çünkü evet. Sonuçta bizim çevreden edindiğimiz bilgilerin %80-85, %90'ını biz göz vasıtasıyla elde ediyoruz. %10-15'ini kulak. Beş duyunun en önemlisi en göz. En önemlisi diyorsun. Göz. O yüzden... Ama biz kulakçıyla konuşsak o da kulak yok, değil. Yok, hayır. Bunu tartışmaz. Yani bir, tartışmaz mı diyorsun? Hayır, o da tartışmaz. Sonuçta şu var.
Yani kulak problemi olan bir insanın yaşam tarzıyla yaptığı işte göz anladım, problemi olan mümkün değil, kıyaslanamaz. Şimdi sizin sorunuza gelmek istiyorum. Bunun bir tanesi dediğiniz gibi göz tabii özellikle kendi işini %80-90 bir göz hekimi kendi işinin büyük kısmını yapar. Diğer branşlara çok muhtaç değildir çoğu kez. Mesela diyelim ki bir dahiliye, bir çocuk diğer branşlara, laboratuvarlar, radyolojiyle iç içedir. Ama göz hekimi göz hastalıklarıyla ilgili birçok konuyu kendisi halledebilir. Dünyada da bu böyle. Yani göz hekimleri daha tabii şimdi kıyas yapmak, bazı hekimler tabii tepki gösterip onları da kırmak istemiyorum. Birazcık daha tercih edilen bir yani ne kadar kırmasanız da yani şimdi bir realite var. Yani şu var, genelde şu vardır. Doktorların büyük kısmında ilk tercihleri gözdür. Evet, öyle. Yani o çok yüksek ve çok kazanmak yüksek tabii dereceyle yani genelde evet girilir. Şey, evet. Hiç baktınız mı? Yani Türkiye ile Avrupa dünyayı karşılaştırdığımız zaman göz mesela bildiğimiz kadarıyla açık gözler daha nazik, daha hastalığa yatkın. Biz doğru. Türkiye'de genelde çok açık gözlü değiliz. Evet. Daha koyu tenliyiz. Evet. Her ne kadar Akdeniz ülkesi olsak. Peki bu anlamda mesela çok hastanız var mı? Biz gözümüze iyi bakıyor muyuz? Yani nasıl kıyaslıyorsunuz Avrupa ile bizi? Şimdi tabii özellikle öyle koyu... bir istatistik var mı daha doğrusu? Ben mesela önce şimdi koyu renkli gözler hastalıklar daha dirençli gözlerdir genelde. Ha. Öyle mi? Ha, evet. İlginç. Yani bu sonuç itibariyle bazı hastalıklar dışarıdaki faktör, çevresel faktörlere de bağlı olduğu için o yüzden koyu renkli gözler daha hastalıkla karşı daha dirençli, daha koyu dayanıklı gözlerdir. Koyu tenler de öyle keza. Sadece evet, göz içinde değil. O da var. Şeyle ilgili düşündüğümüzde, hastalıklarla ilgili düşündüğümüz zaman aslında çok büyük bir fark yok Avrupa ile bizim aramızda. Burada tabii önemli olan özellikle görmeyle ilgili hastalıklarda hastanın ihtiyacı önemli. Yaptığı meslek, günlük yaşam tarzı, bunlar tabii hastalıkların tedavi zamanı ile ilgili faktörler tabii ciddi anlamda etkiliyor ama yani baktığımız Avrupa ile bizim aramızda hastalıkların insidansı, sıklığı arasında çok büyük bir fark yok. Bir de bu sadece Türkiye'ye mi hitap ediyor? Mesela birbiri ardına göz hastanesi açılıyor. Yani birbiri ardına değilse bile yani çok sayıda var. Yok şu an siz... Türkiye'de toplam... Az mı? Yok, çok gibi geliyor. Yok şimdi tıp merkezleri var. Biraz tıp merkezleri hastaneler karıştırılıyor. Öyle mi? Evet şimdi normal... Sizinki vatandaş. Hastane mi? Tabii bizimkiler hastane. Türkiye'de şu an... Bizimkiler derken kaç tane var sen? Yani göz hastanesi olarak biz onu konuşuyoruz. Bir tane mi sizin? Bizim bir tane göz hastanemiz var evet. Olacak mı başka? İnşallah. İnşallah. Niye olmaz? Şimdi göz hastaneleri çok değil aslında ama tıp merkezleri var. İşte 3-4 doktorun çalıştığı daha küçük ölçekte. Onlar da hastalık düşünüldüğü zaman sanki sayı fazlaymış gibi gözüküyor ama Türkiye'de göz hastanesi kesinlikle 75-80 sadece Türkiye nüfusunda bile çok ciddi anlamda bu konuda ihtiyaç var. Bir de Türkiye'den dışından gelen işte Orta Asya'dan, Afrika Cumhuriyeti, Kuzey Afrika'dan, Avrupa'dan hatta Amerika'dan bile hastalar Türkiye'ye geliyorlar. Şimdi şöyle bir şey duymuştum ben. İşte kornea mı o nakli kornea yapana? Kornea evet. Arkasında göz nakli deniyor. Evet. Korneası işte Hindistan'dan geliyor. İşte hasta Almanya'dan geliyor. Türkiye'de buluşuyorlar. Nakil oluyor falan diye böyle şeyler var. Yani bunlar doğru bu mu? Birazcık diğer böbrek için de aynı şey geçerli. Diğer şeyler için de geçerli. Yani o konuda şu an Türkiye mevzuatında yani kornea'da bir sıkıntı var. Yani kornea bulmak biraz bütün organlarda olduğu gibi. Siz dışından korneaya getirebiliyor musunuz? İşte o konuda mevzuatla ilgili bazı problemler var şu an. Evet. Yani direkt olarak ithalat yapılamıyor şu an. Yani özel sektörün kendisinin böyle bir ithalat yapma izni henüz yok. İzleyicimiz sormuş. Yaz aylarında uygun olmayan ucuz gözlüklerin özellikle de çocukların gözüne verdiği zararlarla orbita arkası tümörleri ülkemizde yeni ve sıkça rastlanmaya başlayan gelişen bir dal olması nedeniyle bilgi ve uyarılarda bulunabilir mi? Evet. İlginç yani. Yani o konuda bir istatistik yok. Yani yanlış gözlük kullanmakla ya da işte halk arasında portal satılan gözlüklerle ilgili tümörlerle alakalı göz tümörle ilgili bir bağlantı yok. Ama yanlış gözlük diye bir olay var değil mi? Yanlış gözlük ya tabii ki var. Yani nasıl? Burada tabii önemli olan iyi bir çerçeve yani göze uygun. Özellikle güneş gözlüğünden bahsediyoruz. İşte onda da önemli yani çerçevenin doğru seçilmesi. Ondan sonra eğer hastanın bir kırma kusuru var mı yok mu ona göre belki numaralı gözlük de olabilir. Yani renkli güneş gözlüğü olup da numaralı olan gözlükler olabilir. Bir de kullanılan zarar veren gözlük camları var mı? Göze zarar verebilir. Şimdi eğer tabii camın yapısını tetkik etmek kolay bir şey değil.
Yani dışarıdan bakarak ya da bir cihazla bunu tespit etmek çok zor. Laboratuvar ortamında bu işi yapmak gerekiyor. Burada önemli olan sertifikalı olması. Sağlık Bakanlığı ya da işte bu konudaki kamu kuruluşlarından gerekli izinlerin alınıp alınmadığının kontrol edilmesi. Yazıyor mu? Garanti belgelerinin kontrol edilmesi. Tabii normalde yazar. Yani sertifikalı özellikle ithalat izni alarak yapılan. Türkiye'de gözlük yapılmıyor değil mi? Yapılıyor. Yerli malı gözlük firmamız var. Yani çok Niye yapıyorlar. Ondan almıyorsunuz siz? Yani gidip ithal gözlük alıyorsunuz. Nereden biliyorsun ithal gözlük aldığımı? Yani hep ben öyle diyorsunuz. İthaller... Yani yabancı isimlerden bahsediyorsunuz. Gözlük yani. Deyince yani. Ya tabii onlar daha çok sesi çıkıyor maalesef. Yabancı firmalar Türkiye'de. Şimdi neden? Şimdi bunun arkasında tabii yine farklı bir şey çıkıyor. Bunun arkasında bir moda çıkıyor. Bunun arkasında Ar-Ge çıkıyor. Bunun arkasından marka çıkıyor. Kesinlikle yani marka dünyaya mal oluyor. Demek ki Türk firmaları bir marka yaratmayı başaramıyor. Başardığı gün. Ama siz alacaksınız ki marka olsun. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı mı şeyindeyiz? Ama varsa kullanacağım. Olmayan bir varmış şey nasıl işte, kullanacağım? Varmış işte bak varmış. Sen yani. Şu gözlüğünü ver bakayım hangi markaymış. Varmış işte ben. Şimdi konuşuyor. Var. Varmış mı? Şimdi... Pınar Hanım yani bu şok bence. Yanlış bir... Kötü bir durum yani. Özgeçem TV'de bana, böyle bir şey olmaması. Bence de olmaması lazım. Şimdi Beylikdüzü'nde hastaneniz. O bölgeye bakacak olursanız, ya şimdi mesela ben bazen algıda seçicilikle mi alakalı ne rahatsızlık yaşıyorsam kesinlikle o hastaneyi doğru. Bir yerde görüyorum. Kesinlikle doğrudur. Ama göz hastanelerini yani göz sağlığıyla ilgili spesifik sadece o konuda hizmet veren hastaneleri de çok sıkça görmeye başladım. İşte ben aynısı. Evet. Çok yani, değilmiş ama. Ama işte çok sıkça. Peki Beylikdüzü bölgesinde nasıl? Yani biz sıkça görüyoruz. Demek ki bizim oturduğumuz şimdi, bir birkaç tane var mı sizin bölgede? Göz hastanesi var mı? Yok hayır. Yani yok. Şu an Anadolu yakası, Avrupa yakasında şu an 3 tane göz hastanesi var toplam. O 3 tane de hep gözümüze mi çarpıyor? Evet, göz merkezleri var. Onlar belki yanıltıyor. Tabii bu şeyle sonuçta biraz da özellikle entelektüel seviye yükseldikçe insanların okuma yazma ya da işte gözünü kullanma oranı arttıkça tabii bu konudaki problemler ön plana çıkıyor. Problemler ön plana çıktığı için bu işi çözen, bu işi tedavi eden kurumlar, hastanelerde daha ön plana geçiyor. Biraz da onunla alakalı aslında. Anladım. Yani köyde yaşayan bir insanın göz ihtiyacıyla bilgisayar kullanan, araba kullanan ya da gözle ilgili bir mesleği olan insanın arasında fark var. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Gerçekten neyi tam böyle konuşamadık. Yani havada kaldı yetmedi. Yani çünkü hem konu geniş, hem konu sağlık önemli, konusu evet. Hem de işin içerisinde bir ekonomi durumu söz doğru. Konusu. Yani bir tarafta istihdam ama var. Yani bir tarafta da inanılmaz önemli bir şey öğrendik. Yani bu göz hastalarının Türkiye'ye geldiğini size de giriyor. Tabii ki. Ya, mesela hastaların yüzde kaçı? Şu an bizim yarısına yakını yurt dışından geliyor. Yani özellikle yaz aylarında. İki hastadan biri yabancı. Yaz aylarında tabii şöyle bir avantaj var Türkiye'nin. Onu da konuşuyoruz. Şimdi hem göz hekimleri Türkiye'de gerçekten çok ciddi bir birikim sahibi bu konuda. Çünkü vaka sayımız ondan çok çok fazla. Tabii İkincisi şu an yapılan bizdeki yatırımlar kesinlikle dünyadan çok çok daha öndeyiz kesinlikle. Onu da söyleyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Birinci çok Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı, oldukça da uzun operatör doktor Ali Aksu, ayağınıza sağlık. Sağ olun. Diyelim. İnşallah çok fazla hastamız olmaz da sizi rahatlat. Yurt dışından gelsin, Türkiye için olsun. Böyle bir ayrımcılık yapalım. Ayağınıza sağlık. Çok sağ teşekkür olun, ediyoruz. Teşekkür efendim, ederim, Yeşil Ekonomi'yi de burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Hoşçakalın. Yaşam Mimarı Ağaoğlu Yeşil Ekonomi'yi sundu. Evet sevgili seyirciler, Yeşil Ekonomi'yi bitirdik. Gözümüz nurumuz diyoruz. Gözlerimize hani hep böyle işte çok göz mesaj var. Kazım Bey'in mesajı var. Kazım çok Bey var. Güneş gözlüğünün camı ultraviyole olarak değerlendirmiştim. Cam güneş ışınlarını süzemiyorsa cam takılı göz bebeği daha çok büyüdüğü için retinaya güneş ışınlarının verdiği zarar daha artmaktadır. Her konuda bilgisi Kazım Bey muhteşem ya. Muhteşem. Efendim yine yarın saat 7.30'da biz beraber olacağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sizlere bizimle beraber olduğunuz için. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için. Çok çok seviyoruz sizlere. Güzel bir gün geçirmenizi de umut ediyoruz efendim. Hoşçakalın.